Evet, herkese iyi akşamlar. İçer TV, Sun TV ortak yayınla ön numaradayız. Bu akşamki konuğumuz Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Muhammed Mustafa Gültak Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz sevgili başkanım. Sağ olun, hoş bulduk. Bektaşım, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta bugün farklı bir program olacak. Güzel bir program olacak. Başkan Bey'in olduğu zaman Akdeniz, biz yorulmuyoruz fazla. Akdeniz'de neler yapıldı? Evet. Bir spor, o da bir sporcu, o da bir spor adamı. Az sonra görüntülerimiz var Sayın Mustafa Gültak'la ilgili. Evet Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes keyfi yerinde, sıkıntı yok. Sağlıklı. Sizi gördük daha iyi oldu Sayın Başkan. Aynı şekilde. Sinerjiler diyorsunuz. Allah razı olsun. Sağ ol. Biz de aynı şekilde yoğun bir gün temposundan sonra akşam da sizlerle beraberiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Bizi kırmadınız nazik. Estağfurullah. Estağfurullah. Sevgili başkanım buraya teşekkür ederim. Sevgili başkanım buraya gelmeden önce Mersin'de sanırım ilkini düzenlediğimiz Türkiye'nin bana göre en güzel millet bahçesi olan Mersin'de bir çocuk şenliği vardı. Bununla alakalı geçtiğimiz yıl sanırım bir programınız vardı. Bu program pandemiden dolayı bu yıla sarkmıştı. Bir çocuk şenliği etkinliği var. Bu etkinlikle alakalı bir bilgi aktarımında bulunabilir misiniz? Tabii tabii. Şimdi maalesef korona bizim sosyal aktivite açısından işlerimizin birçoğunu ilk iki sene engelledi. Ama bu sene biz bunları tek tek yapmaya başladık. Bu korona maalesef insanları biliyorsunuz dört duvarlar arasına koydu. Çocuklarımız uzun dönem okullara gidemedi. Evet. Anneler, ebeveynler bu konudan dolayı sıkıntılar çektiler. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, okuldaki çalışanlarımızın değişik sıkıntıları oldu. Arkadaşlara talimat verdik. Bu talimatların üzerine de bir çocuk şenliği düzenledik. Özellikle küçük yaştaki anaokul çocukları ve ilkokuldaki çocuklarımızı ilgilendiren bir proje bu. Burada tabii ki Akdeniz Kaymakamlığımızı ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işin içine katarak okullardan küçük çocuklarımızı, 7 yaşında, 8 yaşında, 6 yaşında çocuklarımızın hepsini burada toplayacağız. Toplamda 3000 üzerinde öğrenciye ulaşmayı düşünüyoruz. 3000? Tabii 3000 üzerinde ciddi öğrenci. Ciddi rakam bu başkanım. Şu an Yenişehir ve Toroslardan bazı okullar duymuş. Onların da talepleri olduğunu duydum. Müdürlerimize söyledim. Olabilir. Diğer ilçelerden de gelmek istiyorlarsa gelsinler dedim. Nedir bu olay? Tabii Kültür Turizm Bakanlığımızın da desteklerini aldık bu konuda. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Az önce bahsettiğiniz gibi 140 dönümlük bir millet bahçesini dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde buralara kazandırdık. Üç denizi deniz. Üç tarafı özür dilerim deniz. Evet. Millet bahçemizin doğusu, batısı, güneyi deniz. Türkiye'de bir emsali yok yani diye düşünüyorum. Çok güzel yeşil alanlar, ağaçlar ve gezilecek alanlar çok fazla var burada. Buraya da standlarımızı kurduk. Bu standlarımızın içinde tiyatral görüntüler var, illüzyonlar var. Çocukların eğitimiyle ilgili hocalarımız var, başlarında çalışıyorlar, boyama kulüpleri var vesaire vesaire. Yani çocuklar bugün görseydiniz cıvıl cıvıldılar. Yani onların içinde benim enerjim arttı bir anda. Çünkü hepsi böyle etrafımda dolaşıyor. Torunlarım gibi, çocuklarım gibi bir anda böyle neşemiz yerine geldi. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler yolunda yürümek istiyorsak biz bunlara sahip çıkmak zorundayız. Dolayısıyla çocuklarımız daraldı. Pandemi onları daralttı. Eskisi gibi sinemaya gidemiyorlar. Eskisi gibi dışarı gidemiyorlar. Anneler babalar daraldı. Hocalarımız daralmıştı. Dolayısıyla bu şenlik onlara 3 gün boyunca bayağı bir... O zaman 31 Mart'a kadar devam edecek. Evet, devam edecek. Okullarımızdan servisleri sağlıyoruz ve getiriyoruz çocukları. O şenliklerin içine koyuyoruz. Açık bir şenlik zaten. Hava da çok güzel, sıcak. Evet. Ortam da güzel. Güvenilir bir ortam. Yani bir çocuğumuzun kaybolması veya başına bir şey gelmesi de söz konusu değil. Alan çünkü çok büyük ve korumalı. Dolayısıyla çocuklarımız cıvıl cıvıl eğleniyorlar. Herkes mutlu, anneler babalar mutlu, öğretmenlerimiz mutlu. Boyama dediğim gibi tiyatral veya illüzyon veya başka işte oyun park alanlarını koyduk. Çocuklar enerjilerini atıyorlar. Dolayısıyla aile mutlu, çocuk mutlu ve biz mutluyuz. Bence önemli bir etkinlik 3 gün evet. Boyunca. Akdeniz'in dışına da taşacak gibi duruyor. Diğer ilçelerimizden de talepler var. Böylelikle o yaş grubundaki çocuklarımızı hem eğitmiş olacağız, hem eğlendirmiş olacağız, hem doğayla, hem denizle, hem de ortamla buluşturmuş olacağız. Gelecek yıllarda da devamlılığını ne düşünüyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani gelecek yıllarda devam edecek yani. Biz zaten biliyorsunuz işte Karaduvar Festivali'ni yaptık. Geçen
Melemez şenliğini yaptık. Evet. Bu da bunun gibi festivallerden, şenliklerden birer örnekleri. İnsanların buna ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var, şehrin de ihtiyacı var. Bundan sonraki yıllarda da bu tür şenlikleri yaparız. Dediğim gibi bunların yaşı daha küçük. Hepsi bebe, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, en fazlası 9 yaşındadır. Bunlarla bayağı güzel tempolu bir hareket geçirdik. Bunlar bizim geleceğimiz. Tekrar altını çiziyorum. Bunlara sahip çıkmak zorundayız. Mahmut Hocam programın girişinde söylediği bir cümle vardı aslında başkanım. Bu çok önemli benim için. Belediye başkanı sadece bağlı bulunmuş olduğu ilçenin, ilin personelinin maaşını ödemesi, çöplerini toplaması, parkını yapması, asfaltını dökmesi değil bana göre. Artık yeni belediyecilikte sosyal belediyecilik ön plana çıkıyor. Sizi evveliyatımızdan, çocukluğumuzdan da bildiğimiz için, değerli bir büyüğümüz olduğumuz için hep şunu söylerim. Akdeniz Belediye Başkanlığı'nı kazandığınız gün çevremize şunu söyledik. Tabii biz şu anda spor programındayız, Önlübero'dayız. O yüzden Akdeniz'deki tabii ki sportif ve kültürel faaliyetleri anlatacağız. Ama buna bir ilave yapmak istiyorum müsaadenizle. Sporun ve sporcunun dostu başkan seçildi dedik. Ha. Seçildiğiniz gün bunu çevremize söyledik. Akabinde dediğimizde yanılmadığımızı gördük. Bu bağlamda geldiğinizde bir Akdeniz Belediye Spor Kulüpleri vardı. Kulüplerin tabii branşları vardı. Bunları biraz faaliyetlerini, etkinliklerini anlatırsanız sevineceğim başkanım. Evet, tabii Akdeniz Belediyesi'nin kendi bünyesinde tabii ki kulüpleri var. Hala çalışıyordu biz geldiğimizde ama çok başarılar elde edilmiyordu. Ve kalifiye hocalarımız vardı. Fakat kalifiye hocalarımızla birlikte işbirliği yapacak, onlara yön verecek, onlara imkan tanınacak bir üst ekip olmadığından kaynaklı da bu başarılar maalesef yarım kalıyordu veya olgunlaşamıyordu. Bir kere gelir gelmez Akdeniz Belediyesi'nin baktım ki gerçekten bir fabrika gibi futbolcu üretiyor. Evet. Çok fazla yetenekli çocuklar var bölgemizde. Buraya hocalarımıza baktım. Hocalarımız da çok iyi. İyi bir yönetim kurduk ve bu yönetim orayı götürüyor. Peki dedik her zaman yıllardır Mersin'de söylenen nedir? Altyapı, altyapı. Evet. Bir idman yurdunun batışındaki en büyük nedenlerden bir tanesi altyapısının olmayışıdır. Dedik ki Akdeniz'de ne sıkıntımız var? Bir kere altyapı sıkıntıları var. Efendim spor tesislerimiz yok. Maalesef dönemin belediye başkanı Akdeniz oyunları oynanırken arazimiz yok, yerimiz yok gibi bahanelerle Akdeniz oyunları döneminde tesisleri ıskalamışlar. Yani mesela çok komik bu dönemde böyle bir şey konuşmak aslında beni çok üzüyor ama örneğin Akdeniz'de çocuğunuzu yüzme kursuna götüreceğiniz bir havuz yok. Mersin'in en büyük ilçelerinden birinden bahsediyorum. Bir parantez, geçtiğimiz yıllardaki yaptığımız radyo programında orada ben şaşırmıştım. Siz havuzu okula götürmüştünüz diye hatırlıyorum sevgili evet, başkan. Evet, onu biraz açar mısınız? Doğrudur. Açayım. Şimdi mesela siz çocuğunuz basketbola yetenekli veya kickboksa veya boksa veya milli sporlarımızdan biri olan güreşe veya voleybol veya basketbol. Akdeniz'de oynayacağınız veya çocuğunuzu götüreceğiniz bir yer var mı acaba spor salonu? Yok. Denizde yok. Yok, denizde yok. Geçmiş ne bizim yok, ne belediyenin var, ne milli eğitimin var, ne de ilçe spor müdürlüğü. Çok üzücü bir durum bu. Görüyor musunuz? Kocaman bir Mersin'in kalbi Akdeniz. Evet. Yani bizim çocuklarımız şu an Yenişehir'e, Toroslara ve Mezitli'ye gebeler. Ailelerimiz gebe bu konularda. Evet. Ama çok şükür biz bunların sözünü vermiştik. Bir iki aya kadar Yılmaz Güney Parkı'nı açıyoruz. Yarı olimpik bir yüzme havuzumuz oluyor çok şükür böylelikle. İkincisi de hem Tırmıla bir gençlik merkezi hem de bir spor kompleksi hem de Huzurkent'te bir kapalı spor salonu yaparak hem Tırmıl'da hem Huzurkent'te Akdeniz'e iki tane birlikte kapalı spor salonunda hayata geçiriyoruz. Spor Bakanlığı vasıtasıyla. Gelelim, baktık ki kısa vadede bizim havuz yapma şansımız gözükmüyor. Gözükmüyor, evet. Gözükmüyor. Söz de vermişiz. Söz de vermişiz. Ne yaptık? Araştırdık. Baktık ki Türkiye'de birkaç firma bu işi yapıyor. Bunlarla görüştük. Açık ihale sonucunda bu firmaların bir tanesi geldi, teklif verdi. Ve çok da uygun fiyatları, adamların parasını da çok geç ödedik işin şeyi sıkıntısı. Okullara biz 4 tane portatif havuz. Bu sene gelmemezlik yapmasınlar başkan. Yok, bakın olay nereye gitti abi. Şimdi ilk yıldı bu, 2019'da. O yıl biz 5000 tane çocuğumuza yüzme öğrettik biliyor musun? 5000. İşte budur. Havuzlar full doldu. 6-7 tane ulusal kanal bizden bahsetti.
nasıl bir şey ya bu dediler. Yani okulun havuz, yani anlam veremiyor insanlar. Niye? Türkiye'nin birçok bizim gibi Mersin vilayetlerini, yani Adana'sı, İzmir'i, Bursa'sı, Konya'sına bak, her tarafta havuz var. Havuz var, evet. Yani anlam veremiyor insanlar. Allah Allah, niye yani böyle bir havuz falan diye. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Geçen sene Spor Bakanlığı bu portatif havuzları kiraladı ihale yöntemiyle. Proje sizin çünkü, projeniz evet, genele yayılacak genele o zaman. Genele yayıldı. Geçen sene spor müdürlüklerine yazı yazdı. Bu tür ihtiyaçlarınız varsa havuzlarınızı yollayalım diye. Geçen sene tahmin ediyorum 8 veya 10 civarında portatif havuz geldi Mersin'e. Bunun iki tanesini biz aldık. Diğer yerlerde işte Ücra, Gülnar'dı, Silifke'ydi. Yani merkezde efendim, bir bizde var. Evet, çünkü var. Yenişehir'in, Torosların ve Mezitli'nin ihtiyacı yok, yok diye. Ama şeyde Ücra köşelerimizde, yani Ücra ilçelerimizde olduğu için o bölgelere de portatif havuzlar gitti. Artık bizim kiralamamıza da gerek kalmadı. Ekranda gördün değil mi Sayın Bakanlığımız? Evet, Sayın Bakanlığımız buna el attı. Ve çok tabii insanlar eleştirdiler. Tabii efendim. Bunu neyin eleştirdiler sevgili başkan? Dediler ki su sıhhatli değil, şu değil, bu değil, anlam vermeden gereksiz eleştiriler yaptılar. Halbuki siz bunun altını bir görseniz. Ama çocuklar çok mutlu. Tabii tabii, bunun altını görseniz devasa motorlar var altında. Arıtma. Tabii. Arıtıyor suyu. Yani tabii, sizin ilaçlama vesaire. Tabii sizin sitenizdeki havuzlar nasıl arıtıyorsa, nasıl ilaçlanıyorsa bunlar günlük ilaçlanıyor ve arıtılıyordu. Şimdi bunu yapan adam bunlar hepsini düşünmüştür. Ya biz şöyle size söyleyeyim. Biz bir tane enfeksiyon vakasına rastlamadık. Olsaydı duymadım. Bizi var ya 7 aleme duyururlardı. Anladım. Merak etmeyin ya. Bir de başkanım sizin seçildiğinizde şey vardı. Havuz yaptınız. Şu esinti vardı. Bir beyanatınızda mı duydum? Bir yerde duydum. Akdeniz'de çoğu çocuk denizi görmemiş. Evet, doğrudur. Onunla da alakalı bir gelmişken görüntü kalabilir sevgili izleyenlerim. Bu önemli bir şey. İzleyenler, yeni programa yeni girenler, Akdeniz'de belediye başkanı olduğu günden bugüne sporun ve sporcunun dostu olan ve sporun merkezi haline getirmeye çalışan ve kıt kaynaklarla çok işler yapmaya çalışan sevgili başkanın çalışmasını ekrana verelim. Bir de Mahmut hocamın dediği bir mesele vardı. Onu tırnak içinde kesinlikle uzun evet, sürede evet, konuşacağız. Evet. O çok önemli benim. Çok önemli. Evet, Akdeniz'de bir realite. Göçlerle ve ekonomik sıkıntılarla. Bak şu an görüyor, tesisi görüyorsunuz değil evet, mi? Evet, harika. Bu az önceki havuzun altı. Arıtma tesisleri, kaç tane motoru var, her şey var görüyorsunuz. Bakarsın yani birilerinin dediği yani, gibi sanki, bak görüyorsunuz değil mi kaç motor var? Evet. Kaç tane arıtmadan geçiyor ve sular? Bu projeden sonra 5000 tane evladımız yüzme öğrendi. Tabii. Sevgili başkanım, bununla alakalı az önce Mahmut Hoca'nın dediği çok önemli. O da sizden sonra Türkiye'ye yayılmaya başladı. Bu da sizin projeniz. Tabii. Takip ediyorum bunu. Hayatı boyunca gerçekten deniz görmeyen kardeşlerimizi aileleriyle birlikte birçoğunu Mersin'in gençlik merkezinde aileleriyle birlikte kamp gibi bir çalışmanız oldu. Akabinde yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bu projenizi de Türkiye'nin birçok yerine yaydı. Bu konuyla alakalı bir bilgi alabilir miyiz? Şimdi Mahmut kardeşimiz çok güzel bir konuya değinen, yani yine acınası ve ağlanısı bir durum. Bir durum. Evet. Yani moralimiz bozuluyor bu tür şeyler maalesef. Çünkü hakikaten Akdeniz'de hayatında hiç deniz görmeyen, denize gitmeyen, girmeyen yüzlerce, binlerce gençten ve kadından size bahsedebilirim. Biz bunu çözmek zorundaydık. Yani bu gençlerin Akdeniz'in o makus talihinin dışında bir kader olduğunu, bir hayat olduğunu, bir dünya olduğunu hissettirmemiz gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi de projelerimizden neydi? Silifke'deki kamplar. Evet. Yoğun kamp trafiği var. Spor Bakanımızla yapılan görüşmeler sonucunda o kamplara kendimizi dahil ettik. Ya her yaz geldiğinde biz belli oranda öğrencimizi, gençlerimizi alıyoruz, kamplara götürüyoruz. Kamplarda şöyle düşünmeyin, sadece denize girmiyorlar. Bir sürü eğitim programları var. Bu eğitim programlarını hayata geçiriyoruz. Yani yaş grubuna göre veya bazen anne kız projesi yapıyoruz, bazen baba oğul yapıyoruz, bazen gençlik kampında gençleri değil ihtiyarlarımızı götürüyoruz. Evet, hayatında evet. Hiç tatile gitmemişleri götürüyoruz. Dolayısıyla bu programlarda tabii ki bakanlık bize hem lojistik destek veriyor, hem eğitim desteği veriyor, hem de kampın liderleri bakanlık tarafından gönderiliyor. Böylelikle gençler ne yapıyor? Hayatlarında ilk kez tabldot yemeği yiyorlar. Evet. Klimalı bir ortamda
otel ortamında yatıyorlar. Sabah kalkış belli, işte denize gir, çık, eğitimini al. 3 gün veya 4 gün boyunca da bu deniz, kum, güneş ve eğitimi alarak hayatlarında güzel bir anı olarak kalıyor. Peki sadece bu mu? Değil. O hayatı gören bir genç. Bir dakika ya. Böyle bir hayat var. Biz bunu ilk defa görüyoruz. Ben neden okumayayım? Ya, neden çalışmayayım? Nereden nereye geliyorsun? Ben neden çalışmayayım? Neden devlete, millete ve kendime faydalı bir insan olmayayım? Böyle bir hayat var. Tabii. Neden ben örgütün kontrolü altında ileride uyuşturucu satmaya veya örgütle gereksiz işlere girmek zorundayım? Hayatı sorguluyor. Evet. Dünyayı sorguluyor, kendini sorguluyor. Mesela bununla ilgili yaşadığımız estantaneler var. Bir tanesini anlatayım. İclal diye bir kızımız. İclal işte bu kampa hayatında ilk kez giden bir kızımız. Cami Şerif'te oturuyor. Tebrik ediyorum. İsmini de unutmamış. Evet. Evet maşallah. Yok. İnşallah. Çünkü önemli. Bunun gibi çok hikayelerimiz var. Annesi bakıyor İclal'e. İclal Yusuf Kalkavan'da okuyan son sınıf öğrencisi. Baba yok. Vefat etmiş. Anne akşamları erkek elbisesi giyip İclal kızını okutmak için uğraşan bir anneyi düşünün. Bak bunda da görüyorsunuz tesislerde neler yapıldığını. İclal buraya gidiyor. Anne kız projesinde. Hayatında ilk kez denize giriyor. İlk kez kum görüyor, tabuldot yemeği görüyor falan filan. Az önceyi ben boş söylemedim. Diyor tabii. Ki ya bir dakika ya böyle bir hayat var diyor. Ben de zeki bir insanım, ben neden okumayayım diyor. Çünkü bunalıma giriyor kız, baba yok, anne zorlanıyor falan filan. Bizim ekip tespit ediyor tabii bunu, tatile götürüyor. Ve dönüşte kız diyor ki ben okuyacağım. Peki nasıl okuyacak? Para yok. Etüt merkezine gidemiyor, dershane yok, hiçbir şey yok. Biz gençlerle ilgili yine hem orta son yani liseye hazırlık hem de lise sondaki üniversite hazırlıklarla ilgili bir eğitim portalı hazırladık. Evet. Türkiye'deki en önemli eğitim portallarından bir tanesi nedir? İçinde 150 bin soru, bütün lise notları, ortaokul notları, soru çözerken anlayamadığınız ve yapamadığınızda dokunduğunuzda anlatan bir öğretmen, il içinde veya Türkiye içinde girdiğiniz sınavlarda derecenizi gösteren sistemler, grafikler, aklınıza ne gelirse onun içinde. Bir kullanıcı ve adı ve şifre ile girebiliyorsunuz. Aynı kullanıcı adı şifreyi ebeveynlere veriyoruz, bir de okul müdürlerine veriyoruz ki çocuklar takip edilsin diye. İclal geldi, bu platformdan şifresini aldı, çalıştı. Kızımız bu sene Amasya Tıp Fakültesi'nde okuyor. Buyurun. Allah sizlerden razı olsun. Bunun gibi işte çok var. İşte bu dokunuşlar bununla alakalı konumuzla, hani spor programındayız ama gençlere yönelik yatırımlar olduğu için araya birkaç şey daha katmak istiyorum sevgili başkanım. Akdeniz Belediye Başkanı olduğunuz bu süreçte hizmete girdi mi bilmiyorum. Girdiyse bununla da alakalı bir değerlendirmenizi istiyorum. Akdeniz'de dezavantajlı gençlerimizin, bireylerimizin üniversiteye gidebilmeleri için Akdeniz Belediyesi'nin finansmanında ve eğitimciler, işinin ehli eğitimcileriyle birlikte bir üniversite eğitimine yönelik kurslar var. Bu hayata geçti mi? Evet geçti. Şu an hatta cuma günü nasipse 16'da açılışını yapacağız. Bu cuma? Evet. Yani maşallah. Açılışını yapacağız ama aslında 3 aydır aktif. 250 öğrenci. Dönem içinde açtığımız için 250 öğrencimiz var. Seneye 400'ün üzerinde öğrencimize hiçbir para almadan üniversiteye hazırlık etüt merkezimizi açmış durumdayız. Gökdelen'in 29. katında. Bir bakanımızın gelme ihtimali var. Eğer gelirse program iptal olur. Yoksa milletvekillerimizin, sayın valimizin, kaymakamımızın ve üst düzey protokolün kontrolünde etüt merkezimizi inşallah açıyoruz. Orada da çok gençlerimiz var. Çünkü imkanları yok. Üniversiteye hazırlanmaları gerek. Ders alamıyorlar. Hoca yok. Halk eğitimle ve milli eğitimle yaptığımız çalışmalar sonucunda çocuklardan 1 lira para almadan o etüt merkezinde hayata geçirmiş olduk. Bunların hepsi hayata hazırlanıyor. Üniversite okuyacak, farklı meslekler olacak. Bunlar bizim gençlerimiz. Dezavantajlı bir ilçedeki gençlerin elinden tutuyoruz. Spor bunun bir örneği. Tabii dedim ya biz ıskalamışız ama bugün Spor Toto'nun reklam anlaşmaları sonucunda en az 4 tane FIFA standartlarına uygun futbol sahalarını ve tesisleri hayata geçirdik. Bunlardan bir tane Seyf Ali Türkoğlu, evet. Bir tane Karaca Elias, bir tane Kazanlı. Başkanım izin derseniz oraya görselde gelelim. Evet. Tabii müsaade ederseniz. Tabii ki tabii ben ki. Ben de şu anonsumu yapayım. Değerli İçer TV, Sun TV, Önlü Belediyenleri, Mustafa Muhammed Gültak,
Akdeniz Belediye Başkanımız bir eczacıdır. Kendileri Mersin halkından bunu biliyor. Biz söylemek de istiyoruz. Ve Mersin'de bir dönem milletvekilliğimiz yaptı. Ve Mersin'in yerlisidir. Mersin'dir. Futbol içinden gelendir. Kendisi amatör futbol oynamıştır. Futbolu bilendir. Spor ve sporcunun dostudur. Ezel varsa o futbol sahalarının görüntülerini verelim. Sayın Başkanım, ben çok hoşuma gitti Karaca'nın sahası. Hakikaten emeklerinize sağlık. Ya. O tribünler, o saha harika olmuş. Kazandı sahasını gördüm. Mükemmel olmuş. Vallahi yüreğinize sağlık, elinize ya. Sağlık. İşte şu saha başkanım, evet, buyurun. Ya. Tabii bu gördüğünüz yerler evet. Dökük, bitik yerler. Viraneydi, çok iyi biliyorum. Evet. Başkanım da ben hakemlik yaptım burada ben. Evet. Yani... Hocam, sevgili başkanım, burada ne kadar acı bir şeydir ki, ne kadar acı bir şeydir ki, ağlanacak halimiz bu. Gelen sporcunun üzerini giyip çıkacağı soyunma odası yoktu. Evet. Bununla alakalı bunu lütfen değerlendirin. Soyunma odası yoktu burada. Evet, buyurun başkanım. Şimdi tabii bunlar bir kısmı Seyfi Ali Türkoğlu, bir kısmı Kazanlı'da, bir kısmı Karacaelyas'ta, bir tanesi de Çilek Mahallesi'nde tesisler. Fazla tesis var da 4 ana büyük tesisten bahsediyorum. Çilek Mahallesi'ndeki tam FIFA standartlarına uygun değil ama büyük bir halısı olarak düşünün. Soyunma odaları ve maçların evet. ve kulüplerin ısınma hareketlerini yapabileceği, antrenmalarını yapacağı bir alan. Ama Seyfi Ali Türkoğlu, Kazanlı ve Karacaelyas tamamen FIFA standartlarında. Evet. Şimdi sadece oyuncunun değil, şu an Karacaelyas'ta, Kazanlı'da, Seyfi Ali Türkoğlu'nda FIFA standartlarında olabilmesi için bakın diyelim ki bir turnuva maçınız var, iki takım içeride. Kaç soyunma odası lazım? 2. 2. Hakem yönetiyor? 3. Diyelim ki maç oynanıyor. Dakika 60. Öbür takımlar geldi. 2. Bir oda daha? 3. Toplamda 6 tane odanız olursa orada bir turnuva yaparsınız. Şu an bu tesislerin hepsinde 6 odalı. Yani bir takım maç yaparken diğer takım geldiğinde soyunabilecek ve ısınma hareketlerini yapıp maçına hazırlanacak alanlar da mevcut. Şu an tesislerimizde. Artı ben inceledim bu sahaları başkanım programa gelmeden önce. Güzel bir görüntü vardı. Onu da ilave edeyim. Su olmazsa olmazımız. Evet. Devasa su depoları vardı. Evet. Yani evet. su depoları yapılmıştı sahalarda. Şimdi haliyle müsabakaya girmeden önce, girdikten sonra, maçtan sonra suyla alakalı bir sıkıntı da yaşanıyordu bu sahalarda. Oralarda depolar yapılmış bu arada. Kesinlikle. Şimdi bu 3 saha özellikle Kazanlı, Karacaelyas ve Seyfi Ali Türkoğlu'nda artık amatör liglerin oynanacağı, maçların oynanacağı yerler var. Ay, burası 3. lig ayarında bir saha. Tabii tabii. Profesyonel maç oynanacak sahalar. Tabii kesinlikle. Hele Karacaelyas. Evet. Mükemmel. Karacaelyas'a ben 2 sene veya 3 sene önce bir maça gitmiştim. Bizim belediyenin maçına. Beni tribüne çıkarttılar. Tribün demirden paslanmış. Her ben de oradaydım. Evet, her an devrilecek bir tribündü. Ama şimdi görüntülerini arkadaşlar gösterirlerse evet. Bu tırmıl. Tırmıl'da da yapacağımız sahasını. Tesisler bunlar. Devasa bir beton tribün. Bir inşaat oldu orada. O inşaatın altında, tribünlerin altında da hakem soyunma odaları, futbolcu soyunma odaları, yönetim kurulu vesaire vesaire birçok güzel bir tesis oldu. Şimdi burası dediniz ki Karaca'nın sahası başkanım. Başkanım burayla alakalı programdan önce ve şu anda da izleyenlerimiz size iletmemiz gereken birkaç not veriyor. Tabii bu emniyet ve güvenlik kolluk kuvvetlerimizin işi. Fakat burada da gecenin ya da akşamın ilerleyen saatlerinde stadın, sahanın tahrip edildiği ile alakalı bir sıkıntı var. Bu bir personelimiz var diye var, düşünüyorum. Var var. Personellerimiz burada. Her birinde birer tane personel var. Nöbetçi duruyor. Herhangi bir olaya izin vermiyoruz. Burası Çilek Mahallesi'ndeki yer. Bir önceki Karaceles'i daha gösteremediler. Belki ellerinde görüntü mü var, yok. Var var. Ezel Bey, Karaceles'i verir miyiz o tribünleri? O çünkü tribünler farklı. Çok büyük. Devasa. Bu da Karaceles'i. Tahmin ediyorum Kazanlı. Evet. Burası Kazanlı. Mükemmel olmuş Kazanlı sahası. Evet, burada da her türlü tesis söz konusu. Burada amatör maçlar oynayabilir. Oynanabilir. Oynanabilir. O standartlara uygun çünkü. Dolayısıyla şöyle devam edelim. Biz Akdeniz'e çok ciddi tesisler kazandırdık. Bunun dışında 25'in üzerinde küçük mini basket ve futbol sahaları da var. Okulların içine. Yani mesela köyden dönüşen bazı okullarda mini
basket sahaları ve mini halı sahaları da gerçekleştirerek tamamen tesisleri kazandırdık. Şu an 30 milyonun üzerinde bir tesisi spor tesislerini, farklı amaçlarla kullanan tesisleri hayata geçirdik. Eksiklerimiz az önce bahsettiğim neydi? Kapalı spor salonu. Az önceki o kazılan yerleri gördünüz. Orası evet. Tırmıl Tepesi'nin yanı olduğu için sit alanı olduğundan dolayı araçla girmemize izin vermiyorlar. Elle kazıyoruz oraları. Ben de hatta bir iki kazma attım. Şimdi Anıtlar Kurumu'ndan izin bekliyoruz. O izin burada işte. İzin geldikten sonra inşallah buraya da bir gençlik merkezi ve bir kapalı spor salonunu ve Huzurkent'e bir kapalı spor salonu yaparak yaklaşık 45-50 milyon liralık tesisleri 5 yıl içinde Spor Bakanlığımızın destekleri ve Spor Toto reklam aracıyla Mersin'e getirmiş olacağız. Bu nedir? Bu şu, Akdeniz'de bundan 5 yıl önce kavga vardı, gürültü evet. vardı. 8-9 yaşındaki maalesef çocukların ellerine taşlar ve sopalar verilip olaylar yaratılıyordu. Şimdi biz bir yandan sanatsal faaliyetler, bir yandan kültürel faaliyetler, bir yandan da sportif faaliyetler sonucunda bu çocukların hem enerjisini alıyoruz, hem Silifke kamplarıyla onlara bir yön ve bilinç veriyoruz, dünyayı anlatıyoruz. Böylelikle bölgemizde artık terörün tesi yok, uyuşturucunun ulusu yok. Evet. Ve barış var. Barış. En önemli şey barış. Kardeşlik var ve sevgi var. İşte en büyük argümanlardan bir tanesi de spor. Ama spor tesisi olmazsa gençleri nereye götüreceksiniz? Nereye kanalize edeceksiniz? Onun dışında, bu tesislerin dışında tabii biz diğer branşlara da biliyorsunuz ciddi destek oluyoruz. Yani Avrupa şampiyonası olan kickboksta, boksta paralimpik oyuncularımız var. Ayrıca İlk geldiğimiz sene amatör kulüplere aynı yardım yaptık. İkinci seneden itibaren ise nakdi yardım yaptık. Akdeniz'de sadece futbol değil, amatör kulüp olarak kayıtlı olan tüm kulüplerimize nakdi yardım veriyoruz. Geçen sene dağıttığımız yardımda 160 bin liralık çeklerini verdik. Toplamda 160 bin liralık çekleri verdik. Bunun içinde tenis kulüpleri var. Bunun içinde squash var. Buz hokeyi var, aklınıza gelmeyecek satranç kulüpleri vesaire vesaire, birçok kulüplere de nakdi yardımlarımızı bitirmiş olduk. Başkanım, az önce geçtik VTR'den de, Tırmıl'da spor kompleksi projeniz beni heyecanlandırdı. Evet. Bunu biraz açmak istiyorum. Çünkü bölgede gerçekten bölgenin buna ihtiyacı var. Bölgeyi gezdiğimiz zaman Akdeniz'in o ne yazık ki o makus tarihini değiştirebilecek, özellikle Akdeniz'de Özgürlük Mahallesi ile alakalı Akdeniz'in çehresini değiştirecek bir proje. Bu proje benim gerçekten çok heyecanlandırdı. Spor kompleksinin dışında bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, yanılıyorsam lütfen düzeltin, 20-25 dönüm civarında da bir çocuk oyun alanının, aileleriyle piknik alanlarının yapılabileceği devasa bir spor kompleksi var. Bunun aşaması hangi planda başkanım? Yani bu yapılacak şu an, mı? Şöyle söyleyeyim. Az önce gördünüz, dedim ya, burası sit alanı olduğu için bizim burada 2x2 az önce gördünüz. Evet. Elle bu şekilde kazılarak kazılarımızı yaptık. Yaklaşık 20'nin üzerinde kazı yaptık. Sonra oradaki bazı personeller müze memurlarının denetiminde yapıldı bu. Bunlar fotoğraflandı ve çekildi. Şimdi bunlar Anıtlar Kurulu'na gönderildi. Anıtlar Kurulu ayda bir kere toplanıyor. Bu ay toplanacak. Bir karar verecek. Evet, artık buraya iş makinalarıyla girebilirsiniz. Herhangi bir engel yok diye. Sonra diğer kazılar yapılacak. O kazılar yapıldıktan sonra Anıtlar Kurulu'na tekrar gönderilecek bunlar. Ve Anıtlar Kurulu bize izin verecek. Şurada başkanım, özür dilerim, lafınızı geldim. Aklıma bir belediye başkanı geldi. İkincisi sizi görüyorum böyle. Evet. Rahmetli Hüseyin Okan Merzacı'yı böyle gördüm. Kadın sanarken bir de sizi görüyorum. Gerçekten sizi görüyorum ilk defa. Bir belediye başkanını kazmayla çalıştırıyorum. Çalışıyoruz. Sıkıntı yok. Yani şöyle, bu izinler alındıktan sonra bizim burada aş dediğimiz, yükseklik dediğimiz 7,5 metreye kadar izin var. Sit alanı olduğu için. Yeteri izinler aldıktan sonra 7,5 metre aşağıda indiğimizden dolayı 9,5 metredir salonların biliyorsunuz evet. yüksekliği. Teknik. Ona göre bir salon düzenlemesi ve bir gençlik merkezini buraya kaydırıyoruz. Burada 37 dönüm arazimiz var. 15 dönümünü Spor Bakanlığı'na tahsis ettik. Geriye kalan da ileriki aşamalarda inşallah bir futbol sahası, yine FIFA standartlarına uygun
kadınlarımızın ve gençlerimizin etrafında gezeceği, çayını içebileceği, pikniği evet. yapacağı yeşil alanlarla 37 dönümlük yepyeni bir tesis. Yani bir yandan sportif faaliyetler, bir yandan pikniksel, sosyal ve kültürel faaliyetler, bir yandan insanların enerjilerini atacağı, kadınlarımızın ve gençlerimizin rahatlıkla nefes alacağı alanların hepsini orada göreceksiniz. Şeyde o tırbızsız şey. Evet, evet. Şimdi başkanım ben biraz futbol demek istiyorum. Programımız ön libero. Evet. İyi de topçusunuz yani. İyi de futbolcunuz var. Fena sayılmaz. Yok yok iyi. Evet. Değmen amatörden çok çok daha iyi. Evet. Profesyonel. Hatta şunu da söyledim ben. Başkan Bey eczacı olmasaydı, aile de buna fırsat verseydi izlediğim maçlardan hocam İyi bir futbolcu olacak. Geldi bak geldi. Bak geldi. Vallahi bizden hızlı çalışıyor reji. Başkan attı golü bak. Bak bakar mısın? Bak bak istiyor pası istiyor. Hazırladı. Hocam sen bunu atabilir misin? Yılların hakemisin. Ya sahaların şimdi, tozunu almış adamsın. Atabilir misin? O esnafta de yani kendini hazırlamış o pozisyona. Bak pası da istiyor. Bak verdi. Gitti. Yani bunda böyle bir şey yok. Offside yok değil mi hocam? Gerçekten kırmızı yok. Geçti. Yok hocam. Burada offside... Söz konusu olmaz. Yok o beyazlığı takip ettim bak evet, özellikle tamam. Arkasından, evet. Arkasından çıktım. Hocam bu golde offside offside oldu. Golü güzelliği var hocam. Bu golü bir rakibi döverdi hocam. Şimdi sevgili Ezel'im biraz başkanı geçmişe maziye götürelim. Ben bugün pası da istiyor ama görüyor musun? Reji hazırsa ben bir programdan önce birkaç fotoğraf gönderdim. Bir tanesini net olanını tarih yapacağız. Ben de bilmiyorum başkanıma soracağım. Ben başkanımı burada gördüm ve hatta duygusal oldum yani düşünsene orada bir sahada bir çocuk genç bir insan evet başkan burada kendinizi bulabilecek misiniz? evet burada kaç, var mısın yıl başkan? Kaç başkan? Ya da ben Canspor testlerine gittim evet orada duvarda aradım sonra bulamadım evet. Sonra belli başlı büyüklerimi abilerimi hocalarımı aradım. Ezel diğer fotoğrafı ver. Diğer fotoğrafta başkana benzettiğim birisi vardı. Evet. Size benzettiğim bir kişi vardı. Bu değil herhalde. Birkaç fotoğraf daha vardı. Var bunun içinde var. Bunun için ben göremedim. Var. Var mı dediğiniz var? Var. Orada spor adamına sordum hepsine. Evet. Siz dediniz başkan bu. Evet. Yıl kaç başkan? Yıl tahmin ediyorum 80. 80. Bektaş yok mu? Ben yokum. Hayatta yok Bektaş yok. Yıl 80. Bak, şur. Burada da var. Burada var mı? Var burada da var. Yani fotoğrafı tam uzaktan göremiyorum. Evet, varım. Ama var burada başkan. Biz teyit ettim ben. Ha şuyum. Evet. Hangisi? Bak, hangisi? Evet, aşağıda görüyorsunuz bakın. Sağda. Sağ gidin. Evet o ayakta eğilmişim ya. Şu. Evet. Evet bak benziyor. Bu mu? Evet o benim. Başkanım yaş kaç burada? Yaş 12. İşte 11 falan. 12 falan. 11-12. Hangi mevkide oynuyoruz başkanım o zaman? Burada sağ orta oynuyordum. Ortada. Sahayı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Burası Bahçeli Evler Postanesi'nin arkasında binaların ortasında evet. Toprak bir saha. Evet toprak bir saha. Bravo. Tahta direkli. Evet. Tahta evet. Direkler tahta mı? Tahta. Evet. Aman yarabbim. Ama başka bu şey. Şunu söyleyeyim. Burada şimdi dikkat ederseniz arkada tribünler var. Burası Tevfik Gür Stadı. Stadı evet bir şey. Tevfik Gür Stadı. Eğer başka bir açılış, fotoğraf daha varsa onu da değiştir. Açılış herhalde bu maç. Açılış şey değil. Mersin İtmayır yok. Mersin İtmayır'ın Süper Lig maçında 15 derlik ara oluyordu ya. Evet. 15 derlik arada bizi herhalde İçel İtmayır'da mıydı, Kuvayi Milliye miydi bir takımla oynadık 1-0 yendiydik. Hmm. O maçın görüntüleri bunlar. Yani o yani, fotoğraflar. Futbolculuk serde var. Burada bu aynı kare. Aynı. Aynı kare. Evet. Aynı olmayan bir foto varsa. Ortayı da ben yapmıştım. Sağdan bir topla gitmiştim. Ortaya yaptıydım. Başkanım burada tanıdığınız, hatırladığınız var mı? Bizim Kemal var burada. Kemal golü atmıştı Kuriş. Ondan sonra İsmail var. Birkaç arkadaş var. Hocayı hatırlıyor musunuz hocam? Murat hocamızdı. Arkanet. Tabii. Evet. Allah'ım yarabbim ya. Tabii. Ben burada bu maçtan sonra hoca bana bizim Volkan'a bir de burada Kadir var. Kadir'i de bulmak gerek. Özür dilerim. Kadir Kuruş da var orada. Olması gerek. Kadir'e üçümüze lisans çıkarttı. Volkan şey değil mi? Erzurum'a gidiyor. Evet Erzurum'a gidiyor. Profesyoneldi. Evet. Kadir Kuruş da profesyoneldi. Evet. Üçümüze lisans çıkarttı. Ne dedim sana hocam? Yani Volkan iyi topçuydu.
futbolcu ama olarak hayatına devam etseydi. Etmemiş başkan. Etseydi. Şöyle diyorum ya, bu takımdan 3 kişiye lisans çıkarttı hoca. Ben gidemedim. Ya bak, şu golden sonra veriyor. Bak geliyor, istiyor. Bak anladın mı? Hazırlamış kendini. Bak ben bu ver bana artık. Bak nasıl sakladı kendini arkaya. Değil, bak. Sakladı. Vuruş güzel. Şey yaptı. Evet. Evet. Yani ben oynamak istedim ama babam izin vermedi. Bak bir öyküsü vardır. Babalar işte. Babam bir izin vermedi. Vardır. Babam futbolu sevmezdi. Lisans çıktıktan sonra hocaya da kızdı, siz bunları işte böyle yapıyorsunuz, ediyorsunuz diye. Hoca da babam karşı çıkınca lisans tekrardan iptal oldu. Çünkü o dönemlerde çok önemli değildi. Ama iki arkadaşımız o lisanslarıyla birlikte ufak ufak yol alıp profesyonel oldular. Şimdi Akdeniz Belediyespor'un süper amatörde bir takımı var başkanım. Genel manada bu konuyla alakalı ben programımıza katılan yerel idarecilerin herkese sorarım bunu. Belediyelerin çok ciddi paralar harcayarak üstliklere, profesyonelliklere para harcamasını, bu benim yorumum. Çok doğru bulmuyorum. Bu bağlamda elimizdeki Akdeniz ilçesindeki ve Mersin'deki kardeşlerimizle beraber bir altyapıya önem vererek çıkarsa da çıkabilir yani. Böyle bir kadro kurduğunuzu düşünüyorum. Süper Amatör'deki Akdeniz Belediye Spor Kulübü ile alakalı değerlendirmeniz nedir? Yani şu an biz biraz frenliyoruz orayı. Farkındayım. Frenlemesek Bal Ligi'ne çıkarız. Çıkar. Başkan niye frenliyorsunuz? Şimdi bekliyoruz. Biraz... Her şeyin olgunlaşması lazım. Biraz daha ekonomik. Evet, biraz daha güzelleşmesi lazım. Biraz daha bu işin farkındalığını istiyoruz. Yani şöyle mi düşünüyoruz başkanım? Bu benim görüşüm tabii ki. Mutlak surette bu bir ilçenin ekonomisi sizden zorlu, sorumlu. Sadece her şey futbola verilmez. Şimdi bir takımı bala çıkarabilirsiniz, üçüyle çıkarabilirsiniz ama bu bazı şeylerinizi kısıtlar. Yani şimdi şunu düşünüyorsunuz herhalde. Altyapıdan oyuncu yetiştirip kendi oyuncularımla o ligi götüreyim. Aynen. Bir altın oldu modeli gibi. Derdim o. Yani şu an evet. Altyapıya biz çok önem veriyoruz. Geçen sene Beşiktaş'a, Kayseri'ye, Sivas'a, Konya'ya. Evet, iyi oyuncular gitti. Oyuncular yolladık evet. Biz. Bir de milli sporculara desteğiniz de var. Evet. Bunların dışında. Tabii. Şimdi dolayısıyla ben şunu istiyorum. Akdeniz Belediyesi alttan yetiştirdiği oyuncularla Bal Ligi'ne çıksın. Bu ileriki bir tarihte, yani belki 2-3 sene sonra olacak bir iş, onu söyleyeyim. Evet. Ona göre kadro yetişiyor. Dışarıdan oyuncu getirerek çok fazla sermaye aktararak bunu yapmak istemiyorum. Çünkü şu an amatör liglerde çok farklı takımlara ve şahsi oyunculara biz ciddi yardımlar yapıyoruz. Ayrıca biliyorsunuz engelli bazında da 3. ligde oynayan basket takımımız var. Şu anda çok iyi gidiyor. Bir de tekerlekli. Evet. Tekerlekli. Şu an büyük bir ihtimalle seneye onları da 2. lige çıkaracağız. Önümüzdeki sene farklı düşüncelerim var. Şimdi, Akdeniz Belediye Kulübü ile ilgili. Kötülemek anlamında değil de aynı sizin görüşteyim. Şu anda Süper Amatör'den gelmiş Anamur Spor'umuz var mesela. Değerli bir ilçemiz, değerli belediye başkanı var, değerli spor adamları var. İşte sizin o dediğiniz dışarıda oyuncuları getirin, yukarıya çıkın, orada kalacak mısınız? Kalıcı olmuyor. Mısınız? Olmuyor. Kalıcı olmuyor. Bak mesela şimdi gençlik takım var 3 tane, Homurlu, Cam Spor, Çukurova Birlik şey değil mi Bektaş Tarsu? Evet. Şimdi bak bunlar mesela daha başarılı, orası başarılı. Niye? Sizin dediğiniz altyapı yok. Dışarıda oyuncu alıyorsunuz. Ya olur ya olmaz. Kesinlikle olmaz. Ama ben mesela sizin sürekli maçlarınıza gidiyorum. Hocalarla içeride içerisindeyim. Evet. Gerçekten çok altyapıya çok önem veriyor. Orhan Hüseyinoğlu olsun, Ümit Hoca olsun, tabii. İzzet Hoca olsun. Yani bayağı emekleri var. Altyapı çok önem veriyor. Şöyle söyleyeyim. Mersin ben niye düştüm? Altyapısının olmayışı ve yerli çocukları. Yani Mersin'de yaşayan çocukları, bölgede yaşayan, Adana'da, Konya'da, şurada burada yaşayıp da altyapısında yetiştirip pişirip işte 1 liraya yetiştirip 10 liraya Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzon'a veya yurt dışına satamadığı için kendi çocuklarıyla takım kuramayıp habire dökme suyuyla değirmen çevirdik biz. Aynen. Bu gitmez. Bu gitmez. En de sonunda patlar. Mesela şu da var. Ben gördüğüm kadarıyla eğer Akdeniz Belediyesi isteseydi bu sene Süper Amatör'de birinci olurdu. Evet. O kadro vardı. Ama bir ufak tefek ilavelerle, katkılarla. Fren var. Başkanım futbola devam edeceğim. Evet. Önemli bu. Bizi izleyenlerden çok ciddi sorular var. Özelimden yazıyorlar. Mersin İdman Yurdu'nun akıbetine girmeyeceğim.
Şeye Mersin İdman Yurdu'nun akıbetinden dolayı malumunuz kurulduğu günden bugüne ben size oradan özellikle konuşma sorumu sormadan önce teşekkür ediyorum. İçel İdman Yurdu'nun tekrardan Mersin İdman Yurdu'nun küllerinden doğması gibi bir niyeti vardı. Şu anda da iyi gidiyor. Fırsat buldukça sizi ve ekibinizi, kurmaylarınızı Sıdat'ta görüyorum. Bundan dolayı heyecanlanıyorum. Bu hafta günü maçtaydı başkanım. Maçtaydı. İçel İdman Yurdu ile alakalı o sene bu sene diye bir sloganınız var. O sene bu sene mi başkanım? Öyle gözüküyor. Evet. Takım iyi gidiyor. Kötü değil. Takım da hakikaten iyi. Ben bundan şöyle kötü bir anım var. Bundan kaç sene önce İdman Yurdu işte PTT Ligi'nde miydi? Birincilikten düşmüştü falan. Ben haftanın 5 günü koşuyordum. Nerede? Macit Özcan'da. Orada görüyordum. Koşarken takımı böyle yan gözümde şöyle bir seyrediyordum. Ne yapıyor? Ne, ne diyorlar falan diye. Falan filan. Serde sonra, topçu olduğu için. Sonra bir iki hafta sonra hocalara dedim ki o zaman herhalde Levent abi oynatıyordu. Bir de Vedat'ı birkaç kere görmüştüm orada. Yükseli. Takım dedim bu mu? Bu dediler. Dedim şaka yapmıyorsun değil mi? Yok bu dedi. Dedim bu kalmaz ki. Gider. Düşer yani bu takım. Bir yere varmaz. Futbolu anladığımı iddia ederim. Tabii. Oynadığımı da iddia edeyim de artık. Bu kadar görüntüden sonra. Görüntülerle pekiştirdik bunu. Çünkü biz bundan 5-6 hafta önce yine İçel İdman Yurdu'nun maçını seyrettim. Bu takım iş yapar deyip Sayın Metin'e söyledim başkana. Geçen sene de seyretmiştim. Dedim ki bu takıma şuraya ilave yapmazsan. İlave yaparsan? Olmaz yoksa dedim. Olmadı. Ama bu sene iyiler. Azimli gördüm topçularımızı. İyi gidiyorlar. Bu sene o sene olabilir. Ben bir şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii biz biliyorsunuz belediye binasına kocaman pankart açtık. Evet. Yani görüntülerinizde var mıdır bilmiyorum. Hiçbir belediye bu şekilde kendi tarafını bu kadar belli etmez. Çünkü bir sürü amatör kulüp var. Üçüncülükte, ikincilikte oynayanlar var. Net bir tavır koyduk. Bütün servis araçlarımızda destek verdik. Deplasmanlara. Evet, deplasmanlara destek verdik. Gücümüzün yettiği kadar bir şeyler yaptık. Yani sonuçta bir ilçe belediyesiyiz. Rengimizi belli ettik ve moral, motivasyon konusunda destek verdik. Ama bu sefer olacak gözüküyor. İnşallah ikinci lige çıkar takımımız. Daha sonra da daha çok destek alır. Ve ben şuna üzülüyorum. Mersin gerçekten Türk futbolunda önemli insanlar yetiştirmiş. Önemli hocalar ve futbolcular yetiştirmiş. Gerçekten fabrika ayarında bir il. Evet. Bu şekilde takımlarımızın olmaması üst düzeyde üzüyor. Aynı zamanda basket için de geçerli. Onu söyleyeyim. Baskete gelmeden önce sevgili başkanım orada da boş durmadınız. Mersin İdman Yurdu'nun İz Bırakanlar Müzesi'nde yaşattınız. Şimdi ona ona gireceğiz hocam. Ona gireceğiz. Yani bu büyür Mersin'e evlatlarımıza bırakacağımız bir anı yaptınız sevgili başkanım. Bundan da heyecanlanıyorum. Mersin, nasıl tırmılda eğer bu süreç hayata geçerse Mersin İdman Yurdu'ya ait İz Bırakanlar Müzesi'nde anıların yaşadığı bir bölüm var. Bu konuyla alakalı biraz değerlendirme istiyorum sizden başkanım. Tabii çok merkezi bir yerde. Hastane Caddesi'ne 20 metre derinlikte 7 odalı bir Mersin evinden bahsediyoruz. Hı hı. Görüntüleri geldi. Bu evler harika. Yıkılmak üzereydi. Tulumbasından tutun da aklınıza ne gelirse. Kaderine var. Terk edilmiş. Evet, yıkılıyordu ev. Aldık. Hocam bakalım. Vali Bey'in desteğiyle biz bu evi restore ettirdik. Daha sonra ne yapalım dedik. Ya Mersin'de hiçbir belediyemizin müzesi yok. Hiçbir belediyenin. Büyükşehir dahil. Müzesi yok. Ve dedik ki ya ne yapalım? Ya Mersin'e geldiğinde biz insanlara Mersin'i anlatamıyoruz. Kim bu Mersin? Ne Mersin? Ne şehri? Kimler geldi? Kimler yönetti? Kimler emeğe verdi? Kimler emek geçti? Emek var. Neler var dedik. Ve bu gördüğünüz gibi biyografilerini çıkarttırdık. Milattan önce Sezar'dan Sezar'dan tutun, Kleopatra'dan tutun. Burada görüyorsunuz. Tarihi şahsiyetler. Efendime söyleyeyim yazarlarımız, çizerlerimiz. Efendim işte Bezmi Alem denilen o Sultan Hanımefendi'nin buradaki kurduğu vakıf ve hizmetleri. Az önce Müfide İlhan'ı gördüm. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı. Tevfik Sırrı Gür. Harika tarihler.
sporcularımız, sanatçılarımız, Mersinli Ahmet, gazetecilerimiz, dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu Sayın Mersinli Ahmet. Evet, Güzel... Murat dur, dur Ezel, Ezel dur. Evet, bu Mersin İtma Yurdu'nun ilk kurulduğu yıldan lig düştüğü yıla kadar tablo. Tablo. Harika, harika. Puanları, şampiyonlukları, aldığı maçlar, galibiyetler, beraberlikler hepsinin olduğu tablo. Ne kadar acı bir durum ki sevgili başkanım. Kimse de bunu yanlışa çekmesin lütfen, kelimemi de cımbızlamasın izleyenlerimiz. Koca bir çınarın, dev bir çınarın fotoğrafları bir lokalde barındırılıyordu. Heh. Sizin bu fotoğrafları orijinalini koruyarak dijital baskıyla burada yaşatılacağıyla alakalı bir çalışması duydum. Var mı böyle bir şeyin olsun? Şu an bunlar oradan geldi zaten. O mu? Bayram Birinci hocamıza, abimize selamlar olsun. Evet. O kendi o lokalinde bunları yıllarca korumuş. Yıllarca. Bu fotoğraflar bir de şöyle, biz TÜFAT ve diğer kuruluşlarla da, mesela Ayhan abimiz, efendim Levent abi, diğer bir sürü eski oyuncularımızı ve topçularımızı da çağırdık. Bir heyet kurduk. 2000'e yakın fotoğraf vardı orada. 2000'e yakın. Bunlar evet. Hepsi tarih. Ve bugüne kadar hiçbir yedeğe alınmamış. Aldık bunları. Hepsini dijital ortama aldık. Daha sonra bu fotoğraflar içinde hem Mersin İtmanı'da futbol oynamış, hem hocalık yapmış o ekibi, futbol ekibini. Dedik ki sizlere göre en değerli fotoğraflar hangisi? Onları seçtirdik. O fotoğrafları da müzede şu an gittiğinizde görebilirsiniz. Şampiyonluklar var, farklı estantenelli futbol. Yani Lefter'inden tutun da Turgay'ına kadar birçok kişinin burada gelip hocalık yaptığı, oynadığını görebilirsiniz o fotoğraflarda. Beni en çok gururlandıran iki şey var. Eğer biz oraya müdahale etmesek, Allah uzun versin, Bayram abimizin başına bir şey gelse, bir yangın, bir sel olsa 2000 fotoğraf gitti. Bitti. Tarih bitti. Bir fotoğraf isteseniz yok. İkincisi, gerçekten az önce önemli bir cümle söylediniz. Ya bizim böyle bir takımımız var diye kime anlatacağız? Çok doğru. Şimdi işte bu öyle çocuklarımıza anlatacağımız bir iz bıraktı bu iş. Ve siz çocuklarınızı aldığınızda, misafirleriniz şehir dışından geldiğinde ne yapacaksınız? Müzeye gideceksiniz. Tabii. Kimler var? Kimler yönetmiş? Bakanlarımız, valilerimiz, siyasetçilerimiz, efendim sanatçılarımız, gazetecilerimiz, sporcularımız, koşucularımız, aklınıza ne gelirse var orada. Ve bir şey daha yapmış oldu. Mersin evleri çok önemli biliyorsunuz. Evet. Mersin evinin bir tanesine hayat buldurmuş olduk. Şimdi inşallah yanında bir yer daha var. Orayı da satın alacağız. Bir lokal gibi olacak. Yani çay kahve içebileceğiniz, soluklanabileceğiniz, sodanızı, soğuk suyunuzu içebileceğiniz, misafirlerinize şöyle butik 45 dakikada, 1 saatte gezdireceğiniz, Mersin'de, Mersin'de bunlar olmuş dedirtebileceğiniz bir şehrin tam ortasında bir müzeyde Mersin'e kazandırdığımız için gerçekten gururluyuz. Sevgili başkanım, Akdeniz ilçesinde 22 yıldır hizmet eden, dededen, babadan işletmesi olan bir kardeşiniz olarak Çamlıbel'de marina projesiyle alakalı bir çalışma duydum. Şimdi Çamlıbel'de marina projesinin hayata geçmesiyle Akdeniz'de o bölge ne yazık ki birçok sosyolojik, psikolojik tarafları var. Ona girmeyeceğim. Kaderine terk edilmiş bir Çamlıbel realitesi var. Ve marina, o balıkçı barınağının olduğu bir realite var. Burada yapılabilecek bir projeyle, oranın esnafı olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, heyecanlandık. Bu konuyla alakalı bu proje ne aşamada? Ya da bu proje devam edecek mi? Yani böyle bir taslağımız var mı? Onunla alakalı bir değerlendirmenizi alabilir miyim? Tabii. Zaman zaman biz de marina dedik ama aslında marina değil, su sporları merkezi burası. Evet. Yani marinadan çok su sporları merkezi. Ne aşamada? Gerçekten böyle bir tesisi hayata geçirmek çok zor, kolay değil. Ne yaptık şu ana kadar? Bir kere Ulaştırma Bakanımızla görüşmelerin sonucunda, Ulaştırma Bakanımızı buraya da iki kere getirdim biliyorsunuz, ikna ettik Sayın Lütfü Elvan Bakanımızla beraber. Sonrasında altyapı projeleri hazırlandı. Yani siz buranın denizin altındaki projeler, çünkü burası bir deniz, denizin evet. altına da bakmak zorundasınız. Tüm çalışmalar, çok güzel. Yani her şey bitti burada. Peki ne kaldı? Tabii kıyı kenar çizgisinin içinde olduğu için ve bazı alanlar dolgu olduğundan dolayı Çevre Bakanlığı'nın buraların 1000'lik ve 5000'lik imar çalışmalarını yapabilmesi için bazı kanunsal izinlere ihtiyacı vardı.
Bunlardan bir tanesi neydi? Sı Sporları Merkezi. Daha sonra nereye? Adresimiz Spor Bakanlığı. Sayın Kasapoğlu'nu ikna ettik. Böyle böyle ihtiyaç olduğunu. O zaman bana bunun ihtiyaç olduğunu gösterin dedi. Gittik. Yelken Federasyonu ile görüştük. Özlem Hanım'la. Selam Yelken. Olsun. Tabii. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı. Benim de o bölgede yelken sporu ile ilgili sıkıntılarım var. Böyle bir tesise kesinlikle ihtiyacım var dedi. Hemen imzaladı. Böyle bir ihtiyaç var. Üstelik burada uluslararası bir şampiyona da yapalım dedi. Kendisi Avrupa ikinci başkanı. Uluslararası, pardon özür dilerim, Avrupa Yelken Federasyonu'nun ikinci başkanı aynı zamanda. Hı hı. Bu şurası şu an 2023, yetiştirirsek inşallah 2023 Avrupa Yelken Şampiyonası'nın yapılacağı bir yeri görüyorsunuz. Tesis inşallah yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar, bu aşamalar bittikten sonra Spor Bakanımız imzaladıktan sonra aldık evraklarımızı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gittik. Orada da Bakan Bey'in talimatıyla genel müdürle ben ve birkaç arkadaşımız toplantı yaptık. Kıyı kenar çizgilerine uygun bütün evraklar elimizde olduğu için tartışmalar bittikten sonra anlaşmalar yapıldı. Ve geçen hafta itibariyle Çevre Şehircilik Bakanımız, genel müdür bize yazı yazdı. Büyükşehir'e yazı yazdı. 16 veya 17 tane kuruluşa da yazı yazdı. Çamlıbel'de şöyle bir spor tesisi yapıyoruz. Bununla ilgili 5000'li ektedir. 1000'li ektedir. Dedim. Yani imar çalışmaları evet, evet. Ektedir. Sizin görüşlerinizi talep ediyoruz. Bir ay içinde cevap vermek zorundasınız. Vermediğiniz takdirde görüşleriniz olumlu anlamına gelir diye yazılar da geldi. Hatta ben pazartesi günkü meclisime de gündeme aldım bunu. Evet. Bu ne demek? Yani her şey aslında bitti. Yani çünkü bu işin en zor aşaması neydi? 5000'liği ve 1000'liydi. Bunlar da, bu görüşler 2 ay falan sürer. 2 ay sonra Çevre Bakanlığı bu görüşleri alıp 5000'liği ve 1000'liği onayladıktan sonra bütün evrakları, dosyayı kime verecek? Ulaştırma Bakanlığı'na verecek. Ulaştırma Bakanlığı ne yapacak? Açık ihaleyle yap, işlet, devret modeliyle büyük bir ihtimalle burayı ilana çıkacak. Şimdi burası yaklaşık tahmin ediyorum 11 bin metre civarında kapalı alanı olan, spor tesislerinin olduğu, maşallah, spor tesislerinin olduğu, insanların çayını kahvesini içeceği, dinlenebileceği, ufak tefek alışverişlerini yapabileceği, Millet Bahçesi Atatürk Parkı ile entegre olmuş devasa bir spor tesisinden bahsediyoruz. Şimdi burası Akdeniz Belediyesi'ne mi ait olacak, Gençlik Spor'a mı? Gençlik Spor Bakanlığı da değil. Hayır, Ulaştırma Bakanlığı burası. Ulaştırma Bakanlığı. Şu an Ulaştırma Bakanlığı ama yap işlet devletle yapacağı için açık iade kim alırsa belki 15 yıl 20 yıl çalıştıracak, her şey Ulaştırma Bakanlığı'na kalacak. Spor tesisleri olarak hem biz hem Spor Bakanlığımızda burada organizasyonlar yapacağız. Yaklaşık 700'e yakın otopark içinde. Tabii. Bu otoparkta hem Çamlıbeli sizi hem de çarşı esnafını engellendirecek Mersin'in en büyük sorunlarından bir tanesine de pansuman da olsa bir çözüm bulmuşuz. 700 evet. kişilik yaklaşık 100 otopark kişi. Az değil. Az değil. Bir anda Millet Bahçesi, bir anda Atatürk Parkı, bir anda spor tesisleri. Tabii burayı gösterdiniz ama orada hiçbir şey kalmıyor ha. Onların hepsi kalkıyor. Kalkacak. Temizleniyor. Yepyeni rıhtımlar, yepyeni iskeleler, yepyeni dolgu alanları. 300'e yakın amatör balıkçı kalıyor. Yeniden yani orada yerini koruyacağız. Orada kalacak. Tabii, tabii. Amatör balıkçılar derneği kalacak. Efendime söyleyeyim, ekmek arası balık satan ona yakın büyük teknemiz var. Onlar Millet Bahçesi'nin orada yeni yapacağımız alanda yer alacak. Profesyonellere de şu an kara duvarda liman büyütülüyor biliyorsun. Kapasite evet, büyütülüyor. Evet. Profesyonel balıkçılarımız da kara duvara gidecek. Yani önünüzde hiç tanıyamayacağınız bir tesis. Kapalı alanları olan, yepyeni yelkenlerin girebileceği iskeleler, mendirekler, tertemiz bir alan. Bu arada bu alan Atatürk Parkı'ndan başlayın, gezin, Millet Bahçesi'nin yanından dolanın. T limanın orada mendirek var ya. Evet. Mendireğe kadar da yürüyüş ve bisiklet yolları da dahil. Harika oluyormuş. Ya bu proje çarşının buralara da araba girmeyecek. Çehresini değiştirecek. Buraya da arabalar girmeyecek. Sadece yürüyüş yolları ve bisiklet yolları söz konusu. Yani dolayısıyla çok büyük bir proje. Çok büyük bir proje. Hem Çamlıbel hem şehir esnafına destek olacak, nefes verecek bir proje. Böylelikle yelken şampiyonalarının ve diğer sporlarının şampiyonaları da burada yapılacağı için hem Mersin hem Çamlıbel'in adını hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya hem de dünyaya duyurmuş olacağız. Başkan, buranın ihalesi yapıldı mı? Dedim ya, şu an imarı bitmek üzere. Bitmek üzere. İmarı bittikten sonra tamamen Ulaştırma Bakanlığı. Yani 2-3 ay içinde.
Yani iki ay içinde tüm evraklar biter, sonrasında... Bununla ilgili bir billboardda da görsel bir şey olacak değil mi? Çalışmaları. Var, var. Biz var. Bu çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı'na gösterdik. Mimarlar Odası'na gösterdik, şehir plancılarına gösterdik. Kendi meclis üyelerimize gösterdik. Bazı önemli STK'lara, ticaret odasına da bu projenin orijinalini gösterdik. Nasıl olacağını gösterdik. Ondan sonra bu girişimleri başlattık. Dolayısıyla harika dedim ya... Proje. 2-3 ay içinde bu imar durumu biter. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığı ihalesine çıktığında... Bitim süresi? Bir yıl. Yani ihaleye çıkıp yüklenici firmaya teslim edildiği andan itibaren bir yılda biter. Şimdi başkanım biz tabi ekran... Bunlar bugüne kadar hep anlatıyordum ya. Evet. Evet. Hayal gibi. Ama gerçeğe dönüşüyor. Şimdi ilk kez elimizde somut bir belge var. Somut belge var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ben buraya 1000'lik ve 5000'lik bu şekilde yapıyorum. İşte şu kadar yoğunluk veriyorum, şu kadar kapalı alan veriyorum, spor tesisleri yapıyorum dediği ve görüş sorduğu bir evrak var. İş artık resmiyette bindi. Ve bu artık yürüyen bir çark haline döndü. Biraz izleyenler tebessüm ettireceğim. Sizinle alakalı bir yazı kalemi almıştım 6-7 ay önce. Çılgın başkan diye. Niye? Ya ben belediye başkanı olsam Akdeniz'de dediğim gibi işletmeciyim. Konumuzla alakası yok ama şu andaki dediğinizi teyitliyor. Yapacağınızdan şüphem olmadığı için bir örnek vereceğim. Kesinlikle şüpheniz olmaz. Dedim ki ya başkan bu riskli işlere kızmayın bana kızmayın. Evet. Girmez dedim. TOKİ Akdeniz Belediyesi işbirliğiyle çarşının merkezinde o kaderine terk edilmiş binalar birer birer yıkıldı ve şu anda o insanların, vatandaşlarımızın doğalgazıyla, spor alanlarıyla, camisiyle, okulluyla, yani kısacası sosyal donatı alanlarıyla olacak bir mahalle kuruluyor şu anda. Bizim mahalle hemen iş yerimizin ön tarafı. Evet. Sevgili hocam, o yüzden... Oraya da hareket geliyor değil mi? Hareket geliyor. Bir de şimdi bu söylemiş olduğumuz Çamlıbel Marina projesini bu işlere girmeden önce söyleseydi, bir programcı olarak ya başkan geldin de konuştun gittin be dedim ama diyemiyorum. Peki bekle. Başkan yaparım derse yapar. Bir şey söyleyeyim başkanım izin verirseniz. Bu proje gerçekleştiği zaman. Ki gerçek öyle diyor. Gerçek oluyor hayalde gerçek oluyor. Çok ciddi bir proje bu. Esnaflara ne faydası olacak? Ben Akdeniz Olimpiyatlarında. Bir esnaf olarak. Akdeniz Olimpiyatlarında bunun iliklerine kadar. Daha doğrusu cebine girene kadar yaşayan bir esnaf olarak söylüyorum hocam. Evet. Sevgili başkanım. Bir kere Mersin'de olimpiyatlar başladığında kalınacak otel yoktu. Otel full. 1+1'ler eş, dost, ahbap, çavuş ilişkisiyle kurulan yerler yoktu. Biz tam 1,5 ay ve tesislerin yapılmasıyla alakalı da orada çalışan kardeşlerimiz ve müsabakalar başlayınca, olimpiyatlar başlayınca tam 1,5 ay tabiri caizse uykuyu unuttuk. Biz Mersin İdman Yurdu Süper Lig'deyken de kesinlikle otelleri sadece işte belediyecilikte programın girişinde şunu söylemiştim başkanım. Temel asfalt, belediye personelinin maaşı vesaire bu değil. Sosyal belediyecilik ve spor ve kültürel belediyeciliği Akdeniz Belediyesi sizin belediye başkanı olduğum dönemde tattık. Bir de şuna değinmek istiyorum. Şevket Sümer Mahallesi'nde göreve geldiğinizde önce iyi hatırlıyorum. Kaderine terk edilmiş bir park vardı sevgili başkanım. Hı hı. Bu parkla da alakalı ciddi bir çalışma yapılmış. WhatsApp'ınıza resmi evrağı attım. Siz de isterseniz içerideki arkadaşlara atın. Az önceki şeyle alakalı. Evet. Çamlıbel'le ilgili. Onu da ekranlara yansıtabilirler. Evet. Yılmaz Güney Parkı. Evet, evet. Ben Yılmaz Güney Parkı ile alakalı heyecanlandığım, yine bölge halkı için heyecanlandığımız ve haliyle tüm kentimizi, Akdeniz'i ilgilendiren bazı gelişmeler var. Yılmaz Güney Parkı o kaderine terk edilmiş, çok üzgünüm, kokuşmuş park şu anda evet, gün ışığına çıkmaya başladı. Evet. Evet. Ezel'cim. Yılmaz Güney Parkı değil mi bu? Bak. Şu an mevcut hali. Az önceki görüntüleri yeniden arkadaşlar alırlarsa bakın bu eski hali. Eski hali. Bu durdurun. Evet, evet bu haldeydi. Tinercilerin, uyuşturucu madde bağımlıların evet. Yuva yaptığı bir alandı hocam burası. Bu haldeydi. Ben korkuyordum yani geçerken. Evet.
İçinden gezemezsin hocam. Devam edelim. Yavaş yavaş gidelim. Evet. Bak şimdi. Mahmut hocam. Harika, vallahi harika olmuş. Burayı gez. Evet. Burayı gez. Evet, şimdi yarı olimpik yüzme havuzu. Havuz da değil mi başkanım? Abi, yarım, ilk kez Akdeniz'in bir havuzu oluyor. Hemen sağdaki küçük binalar günlük 2500 kişiye yemek çıkacak şekilde modern sanayi tipinde bir aşevi, mutfağı var. Küçük bina. Diğer iki tane blok da tamamen gençlik merkezi. Gençlerimizin harika ders çalışacağı, sohbetlerini edebilecekleri. Harika bir tesis olmuş. Evet, bu gördüğünüz tesis komple. Havuzumuzda görüyorsunuz. 2-3 aya kadar bu tesis teslim alıyoruz. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğrenecek. Havuzun önündeki alanı da görüyorsunuz. O alanda da böyle bir 500 kişinin sığacağı nişan, düğün, nikah, sünnet her şeyinde yapılacağı bir alan. Çocuğumuz mesela, iki çocuğumun annesiyle geldi, burada yüzecek. Tabii ki. Herhangi bedel ödüyor mu? Hayır, ödemeyecek. Ücretsiz. Hayır. İşte bu sosyal bedel. Şimdi bununla da alakalı bu sünnet, düğün, nişan merasiminin cüzi bir miktar tabii olacak. Tabii ki, tabii ki. Öyle tabii. Devasa paralarla hayır, değil, bölge halkının yararlarla ödeyeceğiz. Biz burada kar amaçlı bir iş yapmayacağız. Öyle bir derdimiz yok. Yüzme konusunda da çocuklarımıza kurs açacağız. Bütün çocuklarımız bilabeder, ücretsiz gelecekler. Yüzmelerini öğrenecekler. Bu havuzun tadına çıkaracaklar. Yani dedi, şimdi evet. Seçimden önce geldiniz dediniz ki Akdeniz'deki çocukların çoğu deniz görmemiş. Evet. Şimdi havuzu da gördü. Evet. Denizi de gördü. Yani havuzu da kucağında buldu. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz 25 metre, 12,5 metre. Evet, derinliği de 2 metre. Tamamen yarı olimpik bir havuzdur. Evet. Bu 3D'si. Bunları ben gösterdiğimde millet benimle dalga geçiyordu. He biz böyle çok proje gördük diyorlar senin gibi. Ben de onlardan biriydim işte. Sen de onlardan biriydim. Evet biriydim, bu kabul ediyorum. Bu projeler he hayata geçer diyorlardı. Biliyordum. Bunu 1,5 yıl önce göstermiştim mecliste birkaç yerde. Şimdi gördüğünüz gibi bu binaların hepsi bitti. 2-3 aya kalmaz. Bu nerede başkanım? Hale giderken sağda. Bir daha getirir misin Ezel lütfen? Dur onu. Bunu birazdan verelim Ezel'cim. Hale giderken bunu sağda. Bunu birazdan ver. Bu harika bir yer ama. Bektaş işte sen de inanmadın değil mi? Ben hocam gezdiğim için artık bir yana gezdiğim için hocam bak şimdi şöyle bir şey var. Bu yazıyı kaleme almamız gerekiyordu. Yiğit, Anadolu'da bir söz var. Bizim orada şöyle söylerler. Sizin orada da Kayseri'de de derler. Yiğit öldür hakkını ver derler. Şimdi başlığa da bunu attım. Yiğit öldür hakkını ver özür dilerim başkan diye başlık attım ben. Tamam. Şimdi başkanım. Şimdi şurada gezerken bir gün aklıma hocam sevgili başkanım onun da sözünü alalım. Sünnet merasimini oğlumu burada yapayım. İnşallah olur. Yani Allah nasip ederse olur. Bekleriz yani. Tam manasıyla hayata geçene kadar ben beklerim. İşi belişe getirecek bak. cüzi bir miktar deyince başkanım cüzi bir miktar Akdeniz'e ödeyeceğim. Kesinlikle. Gençlerimize ve ailelerimize sosyal belediyecilik adına burada uygun ücretlere o işleri de planlıyoruz. Az önce sevgili reji başkan beye Çamlıbel Marina projesi ile alakalı söylemiyle alakalı Mahmut Hoca taslak aşamasında mı olup olmadığını sordu. Başkan Bey belgeyle çalışırız kardeşim dedi. Belgeye yatalım abi. Evet. Bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın görüyorsunuz. Onaylanmış. Onaylanmış. 21 kaç yazıyor? 03-2022 tarihinde Mersin Valiliğine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yolladığı, bizlere yolladığı yazı. Neyle ilgili? Hemen biraz aşağı inerseniz okuyabiliriz. Biraz daha aşağı inin. İnin. Evet. Mersin Çamlıbel Su Sporları Tekne Yarış Yeri İnşaatı Etüt Proje İşleri Hizmetleri Alım İşi kapsamında hazırlanan Çamlıbel Spor Alanı Su Sporları Merkezi Barınak Amaçlı imar Plan Revizyonu ve ilavesi Teklifi diye kıyı kenarlarına uygun 5 binliğinin ve binliğinin yapıldığını ve bunlarla ilgili 30 gün içinde iş görüşmelerinin yapılması gerektiğini anlatıyor. Yavuz Erdal Kayapınar Bakan adına mekansal planlama genel müdür. Bektaş'ım şimdi başkanım bir proje daha çıksa inanmama gibi durum yok. Yok ben onu tescilledim artık. Mersin'e okuttum onu yani. Ben. Sen o iş bitti. Ben biraz gülelim de hatırlarsanız bu millet bahçesinde yapacağız dediğimizde ne diyorlardı? Onlardan biri benim. Tevhisli görüşlerden oraya AVM tabii yapacaklar. Rant elde edecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar dediler. Onu da dedim. Ne oldu?
Bir de, yani en önemli millet bahçelerinden birini yaptık. Bir de dediğiniz gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir alan. Geçen gün bunu sizle paylaşmak istiyorum. Finale de öyle yapalım evet. isterseniz. Güzel bir program oldu başkanım. Yüreğinize sağlık. İki tane kamp yapan aile geldi iş yerimize. Millet bahçesinin orada güvenlikli olduğu için hanımıyla birlikte orada konaklamışlar. Yaklaşık 5 gün. Mersin'in yöresel bir tarihi dokusunu çekmek için ve yemeklerini çekmek için bize de haliyle Cezerye'yi çekmek için geldiler. Orada sanırım sizi aradım. Kampçı arkadaşlar sizinle konuşmak istedi. Büyük bir ihtimalle ya meclis vardı, bir şeyler vardı. Dönüş sağlamadı. Şunu söylediler. Buraya böylesi bir organizasyonu yapan ve bununla alakalı hizmet eden kişiye teşekkür ederiz dedi. Ben de iş yerindeyken abi kardeş hemen müdahale etmek zorunda kaldık. Şimdi orası da bir temizliğe bakımı projesi bir cadı kazanına dönüşmüş durumda. Ne yazık ki bunu da söylememiz gerekiyor. Evet. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz gün haberini de yaptım. Büyükşehir'in hizmet alanında olan bir bölüm diyebiliyorum. Teknik olarak bilmezsem lütfen müdahale edin. Haberi şöyle yazdım ben haber sistemde. Akdeniz Belediyesi bir temizlik çalışmasına girmiş. Millet Bahçesi'nin temizliği ve bakım tadilatı Akdeniz'e ait mi sevgili başkanım? Bize ait. Yaptığımız sözleşmeler gereği bize ait. Ama tabii şu var. Maalesef bazı görüntüleri siz de vermiştiniz, gördüm. Bunlar milli değerlerimiz, sahip çıkmamız gerek. Tuvaletlerin klozetleri, evet. içerideki fayanslar, millet bahçesinin içindeki fiskiye, ya bildiğim fiskiye. Milli servet. Fiskiye, günde 100 fiskiye değiştiriyoruz biliyor musunuz? Bunların hepsi kırılıyor. Bir kasıt var bence artık. Ben de öyle düşünmeye başladım. Ya geçen Cumhurbaşkanlığımızın o amblemi sökülmüştü, harfler sökülmüştü. Kameralar vasıtasıyla emniyet müdahale etti, gerekli kişiler buldu, gözaltına alındı ve ifadeler alındı. Yani birileri hazmedemiyor. Ya bu çocuk işi değil. Saldırıya uğruyoruz. Millet bahçesinde ciddi saldırıya uğruyoruz. Ciddi saldırıya uğruyoruz. Bunlar bizim ama başkanım. Evet öyle ama görüyorsunuz. Yani, ciddi saldırıya uğruyoruz. Devamlı kırılıyor, parçalanıyor. Bu neye benziyor biliyor musun sayın başkanım? Yani bir futbol müsabakasında deplasmana gidersin ya. Evet. Orada mağlup olursun, girersin lavaboları falan taş kırarsın. Buna bakın, benziyor. Şunu da kırmakla elinizde ne geçiyor ya? Ne bunu geçiyor bir çocuk yani? Kıramaz. Şu bak bakar mısın Bektaş'ım? Ya bu çocuk işi değil ya. Yani art niyetli yapılmış bir ya bu milli servet. Bakın bu harfler tek tek sökülmüş. Bu çocuk ama işi değil abi. Mesela bir de şimdi şöyle için TCK bölümünde bunları yapanların suçu ağır mılar? Bunlar devlet kameralar olduğu vermek. İçin tespit ettirdik. Emniyet gerekli görevleri yaptı devlet ama mesele ceza vermek değil ki. Ama olsun. Yani biz neden bunlara sahip çıkmıyoruz? Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biriyiz. Kırarak, dökerek olmaz. Temizlikçilerimiz orada. Bakımcılarımız orada. Şu an geçen sene millet havuza, denize girdi orada. Bu sene yine denize girecek. Evet. Yine denize girecek. Soyunma kabinlerinden tutun. Aklınıza ne gelirse. Şemsiyeler, şezlonglar. Hepsi bedava bir de. Para da almıyoruz. Bir siz gidin bakın yaz sezonunda. Şuradan Erdem'den bir başlayın. Bakın şezlong kaç lira. İyi bilirim başkanım. Bir bakın her ya burada şezlonglar bedava. Yıkanma bedava, soyunma odaları bedava. Buradan çok mesaj geldi. Mesajlarınızı okuma, okuyamadım. İmkanım var mı birkaç tane? Yok okuma şey değildi. Çok bir mu? Çok mesaj var. Çok var. Bir mesaj özellikle ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir spor kulübünün kulüp başkanı yazmış. Onu okumak gerekiyor. Kulüp olduğu için. Evet kulüp başkanı olduğu için. İyi yayınlar diliyorum demiş. Akdeniz ve Mersin sporuna yapmış olduğu hizmetlerden dolayı saygıdeğer başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mersin süper amatör küme playoff'a kalan tek takım. İnşallah önümüzdeki sene Bal Ligi'nde olacağız. Mustafa Gültak başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Homurlu 1954 Spor Kulübü Başkanı Murat Dalgıç. Evet. Bunu da üzerinden şöyle diyelim onu da toparlayalım. Değerli önlü böyle izleyenleri çok mesaj olduğu için gerek Bektaş kardeşimizin gelip başkanıma da geliyor, bana da geliyor. WhatsApp'tan, normal yayın, Facebook yayınından ve normal mesaj. Bundan okumamız bayağı zaman alacağı için konumuzda Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bey, Gültak Bey olduğu için de o sohbetimiz çok geri kalacak. Onun için bu hafta sizlerden özür diliyoruz bu mesaj konusunda. Bektaş'ın başkana
programda sonuna doğru. Daha yaklaştık. Ne sorayım yani, maşallah dolu dolu. O zaman ben her zaman söylerim. Soruyu ben sorayım. Tabii tabii, buyurun hocam. Yine sana söz vereceğim. Ne demek? Başkanım, belki konuştuk, belki ben atladım. Milli sporcularımıza destek veriyorsunuz. Hı-hı. Ve aynı zamanda benim değerli hakem arkadaşlarım var. Niyazi olsun, Niyazi Kutlay, Kutbettin Usul. Boçaya da çok önem veriyorsunuz. Var. Bunun gibi değer verdiğiniz spor dalları, milli spor, bunlara biraz bahseder misiniz? Boçe var. Şu an paralimpik bir kızımız var. Şu an Türkiye birincisi o. İzmir'de milli takıma girmek için antrenmanlarını yapıyor. Boksta ve kickboksta Gülüzar'ımız var. Onun dışında 4-5 tane daha Duru spor. Duru diye bir kızımız da vardı. Duru da var, evet. 4-5 kızımız var. O da tekvando'da. Tekvando'da. Dolayısıyla bunlar hepsi Avrupa şampiyonlukları var, Avrupa ikincilikleri var ve Türkiye şampiyonlukları var. Bu kızlarımız daha önce maalesef sahip çıkılmamış. İşte Duru burada, deminki Gülüzar'dı. Bunlara sahip çıkılmamış ve biz bunların hepsine tek tek sponsor oluyoruz. Bir kısmını da kendi kulüp bünyemizi alarak buradan çalışmalarını sağlıyoruz. Yani biz hangi alanda olursa olsun amacımız şu: eğer Türkiye'de veya Avrupa'da bir şampiyonluk yakaladıysa, ki Avrupa şampiyonluğu başkanım, sonra gelir. Başkanım, maşallah boksel dönemden gibisin. Evet. Boks işinden korkuyorum hocam. Yani başkanım, bu kalelerden bir pozitif ayrımcılık hissediyorum kadınlara karşı. Evet. Böyle bir pozitif ayrımcılık yapan bir başkan görünümü kesinlikle veriyorsunuz. Kesinlikle, bakın şöyle. Pozitif ayrımcılık var, şu tehlikeli. Şu hareketlerde görüyorsunuz değil mi? Yani buradan da biraz sporcu olduğumuz ortaya çıkıyor. baba genlerinden var, babam boksördü. Öyle mi? İyi boks yapardı. Ondan dolayı da bir şeyler var. Şey yap bak. Ben böyle spor dallarından korkuyorum sevgili başkanım. Yani biz kadınlara ve tabii ki kickboksta, boksta, tekvando'da ve paralimpikte özellikle önemli oyuncularımız var. Bunlara da, gençlerimize de destek oluyoruz. Çünkü dedim ya, eğer siz sporla, sanatla ve kültürle uğraşırsanız o bölgede terör ve uyuşturucu olmaz. Bundan dolayı milli sporculara da destek oluyoruz. Zaman zaman antrenmana gelen efendim ve şampiyona noktasında teklifler olan vatandaşlara da destek oluyoruz. Bazen bazı kulüpler geliyor, başkanım deplasmana gitmemiz gerekiyor diyor. Onlara servis veriyoruz. Kısacası Akdeniz artık yaptığımız spor tesisleriyle, kulüpleriyle ve özverili çalışmaları sonucunda bir spor merkezi olmuştur. Daha da bu tesisleri artırarak daha yeni gençlerin çıkmasını sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanım, ben müsaadenizle bir şeyden bahsetmek isteyeceğim. Bugün olay oldu, gerçekleşti. Ben buradan iki müdürünüze de, bir başkan yardımcınıza teşekkür edeceğim. Mahmudiye Mahallesi 4812 sokakta iş yerim var. Orada belli çökmeler olmuştu. Onları ben geçen cuma günü Onur kardeşimizden rica ettim. O da bana döndü tekrar. Mehmet Bahar, fen müdürü. Sizinle köyleri geziyormuş galiba. Hı hı. Hocam dedi, köyleri geziyorum, döneceğim, bir heyet göndereceğim. Bugün geldiler, yaptılar. Buradan Mehmet Bahar'a ve Onur kardeşime ve o çalışanlara, hocam dedi, akşam bakşam dedi, berabersiniz. Buradan bize teşekkür et. Evet. Dedim, edeceğim. Sağ ellerine olun, kollarına sağlık. Güzelce yaptılar, bitirdiler. Ya biz tabii şöyle, spor programımızdayız ama buradan tabii sizin aracınızla... Ben şahsi olarak hani konuyu başka gizlemek istemiyorum. Ben açtım, teşekkür ediyorum. Toplumsal bir cevabımı kullanmak isterim, bir söz hakkımı kullanmak isterim. Tabii ki. 30 milyon liralık soğuk sıcak asfalt plantini hayata geçirdim. 1 lira ödemeden. Parasız. Tam 1 lira ödemeden. Korkunç bir haber bu. 25 milyon liralık borçlanma istedim meclisten. Ne için bu planti çalıştırıp asfalt dökeyim? Çünkü çayda, çilekte, her yerde benden asfalt istiyorlar. Ama üzücü bir olay oldu. 2 gün önce herhalde komisyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP meclis üyeleri borçlanmaya red vermişler. Umarım, buradan o arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen. Yani büyük şehrin acısını buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Akdeniz'in gariban insanları üzerinden almayın. Bizim insanlarımız dezavantajlı. Yol, asfalt, kaldırım ve altyapı sıkıntıları var. Bırakın hizmet yapalım. Buradaki insanlar, Yenişehir'deki, Mezit'teki, Toroslar'daki oturan kardeşlerimiz gibi neden asfaltlar olmasın? Neden kaldırımlar olmasın? Lütfen bunu yapmayın. Büyükşehir'in hesabını Akdeniz'deki gariban vatandaşlardan sormayın. Bunu tarihi yazar. Evet. Komisyonda bir karar almış olursunuz. Umarım, buradan meclis üyelerine sesleniyorum, pazartesi günü bu kararınızı değiştirirsiniz. Buradan tüm muhtarlarıma sesleniyorum.
Lütfen bu karar üzerinde siz de biraz kafa yorun. Sonuçta mahallenin muhtarlarısınız. Biz de muhatap oluyorsunuz. Biz sizin ürettiğiniz, istediğiniz asfaltı kaldırımı yapmaya hazırız. Tesisi de 1 lira harcamadan koyduk ama bu borçlanma konusunda sizlerin de desteğini bekliyorum. Başkanım, yayınımızın sonuna geldik. Mübarek Ramazan ayı, ayın 1'inde. Onun için Mersin'de spor camiasına mesajınız. Evet, 11 ayın sultanı geldi. Cumartesi inşallah ilk oruçları tutacağız. Herkesin yaptığı ibadetleri Allah kabul etsin. Ve en güzel, sağlıklı bir şekilde ailelerimizle Ramazan bayramını göstermek nasip etsin. Benim en çok sevdiğim şey bayramlardır. Benim de. Büyükler ziyaret edilir, çocuklar sevilir. Dolayısıyla inşallah o günleri görürüz. Bugün güzel gelişmeler var Ukrayna, Rusya ile ilgili. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar önemli dünyada bir lider olduğunun bir göstergelerini bugün gördük. İnşallah savaş da orada yakında bitecek. Umarım bu lider devlet ve liderimizin sayesinde Suriye'de ve bölgede de barış, enerji barışı, insanlık barışı, her şey istikrarlı bir şekilde gelişir. Devlet olmak çok önemli. Evet, devlet evet. Değilseniz, cumhuriyet değilseniz, toprağınız yoksa ne spor yapabilirsiniz ne de bir şey yapabilirsiniz. Evet, Ramazan ayının tüm İslam alemine, Akdeniz'e, Mersin'e, Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barışı önemsiyorum, kardeşliği önemsiyorum, sevgiyi önemsiyorum. Geldiğim günden beri hiç işi çıkartmadım. Herkesi kucaklamaya çalışıyorum. Din, mezhep, dil, ırk, kadın, erkek ayrımı yapmadan tüm mahallelere girip hizmet etmeye çalışıyorum. Ama özellikle bazen erkek arkadaşlar bana kızıyor ama kadınlara ve gençlere yönelik aşırı proje yapıyorum. Çünkü önemliler bana göre. Pozitif ayrımcılık kadın da olsun. Akdeniz'de kadınlar maalesef ezilmişler. Gençler ezilmişler. Özellikle ve özellikle Akdeniz'de kadınlara ve gençlere yönelik projelerimiz devam edecek. Spor tesislerimiz devam edecek ve ileriki aşamalarda inşallah Akdeniz ve Mersin bu yönleriyle anılacak. Tekrar altını çizeyim. Çamlıbel Su Sporları Merkezi şehrin kaderini değiştirecek bir projedir. Proje. Bu tesis sadece Mersinlerin, Akdeniz'in kullanacağı değil, tüm Türkiye'deki sporcuların değişik su sporlarının yapılacağı Avrupa çapında spor merkezi olacak bir tesistir. Son aşamalarına geldik. Merak etmesinler, bugüne kadar ne söylediysek hepsini 3 aşağı 5 yukarı gerçekleştirdik. Bu Mersin'in marka değerini değiştirecek bir projedir. Hayırlı olsun şimdilik. Teşekkür ederiz. Sayın Bektaş kardeşim, Yorucu. Bir şimdi, insan Ramazan ayı. Ramazan'la ilgili mesajınız. Tabii mesajı. Kollerimiz hazır mı? Hazır Allah'ın izniyle. Başkan, bu kollerden bahsetmedik. Ramazan ayı geliyor. Halkımıza buradan evet, her seneki gibi bir spesifik yapıyoruz. Burada STK'lara, muhtarlarımıza, farklı yerlere bilgi veriyoruz. Onlar bize listelerini veriyorlar. Biz o listeler doğrusunda isterlerse yanlarında da kendi memurlarını, arkadaşlarını da verebiliyorlar. Onlarla dağıtıyoruz. Bu sene yine bu programımız var. Geçen sene 25 bin üzerinde koli dağıttık. Bu sene yine o civarlarda, hatta biraz daha fazla ama, koliyi dağıtacağız. Ama bilmediğim bir şey var. Söyle başkan. Şimdi Başkan Bey, bu kentle artık özdeşleşmiş bir marka. Birçoğunu belediyenin öz kaynaklarından kullanarak değil de onu da söylemem lazım. Bana kızma başkanım. Eş, dost, ahbap, çavuş ilişkisiyle bir telefonla iş dünyasında birçok kişinin, yani bizimkisi senin biraz gibi, mikro, başkanımkisi yani biraz makro, örneği yani işte. Biz de başkanımın dediği temenniler bizim söyleyecek bir şey bırakmadı sağ olsun. Sadece ona bir sağlık eklemek istiyorum sevgili başkanım. Geçtiğimiz yıl ne yazık ki bayramı evimizde geçirdik, bayramları çıkamadık pandemiden dolayı. Şükürler olsun bu illet virüsten kurtulduk gibi daha, evet. Yani eskiye nazaran biraz daha iyi durumdayız. Dediğiniz üzere İslam alemine, Müslüman coğrafyalarının hepsine barış, huzur getirsin. Ben son sözümü şöyle noktalamak istiyorum. Her fırsatta, her platformda söylüyorum. Özellikle radyo programlarında birkaç defa da televizyon programında aynı stüdyoyu paylaştık sizinle. Buradan diğer belediye başkanları bana kızmasın. Benim programa konuk edip de hiç zorlanmadığım, beni yormayan ve yani yormadığından kastım icraatlarından artık anlatı programı sonlandıran bir belediye başkanısınız. O yüzden bizi kırmayıp Önlübero programına bu akşam teşrif ettiğiniz için
Size teşekkür ediyorum sevgili başkanım ve çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bir başkanım son bir şey söylemek ister misiniz? Hayırlı akşamlar. Evet, bir program daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızı okuyamadık. Onun için de tekrar affınızı istiyoruz. Ramazan ayının da ben de tüm İslam alemine, Mersin'e hayırlar getirmesini diyorum. Ve şunu ilave etmek istiyorum. Lütfen Bektaş kardeşim dediği gibi geçen sene Ramazan ayını bayramları evimize geçirdik. Lütfen biraz daha birbirimizi öpüşmeyelim, sarılmayalım. Yine mesafeyi koruyalım. Bu illet hastalığından kurtulalım diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.